Bakıyorum yüzün gülüyor bugün. Sonunda muradına erdin Azade Hanım. Oğlumuz soyadımıza layık kızla evleniyor. Gülmesin mi? Gülsün tabii ki. Şerifleriniz hayrolsun. Konak ahalisi. Uyanmayan varsa uyansın. Mekanın sahibi geldi. Ayten, Kezban, bir süvari yapın bana, orta şekerli. Günaydın, eski nişanlım. Niye o kadar şaşırıyorsun? Hayırdır anne, ne bu hal böyle? Dingo'nun ağrı mı burası, böyle girilir mi? Ah, Azade anneciğim, nasılsın, iyi misin? Ne işin var senin burada anne? Yalnız çabuk toparlanmışsın, iyi gördüm seni, cap canlısın. Müjdemi isterim. Seninle yine gelin kayınvalide oluyoruz. Ama asıl müjdeyi kocam gelince verecek. Bu arada biz Yaman'la evlendik. Demek Seyis'in oğlunu ikna edebildin. El öpmeye mi getirdi seni? Seyis'in oğlu Yaman değil Azade Hanım. Adnan Sancakzade'nin oğlu Yaman'la evlendi Hande. Ne diyorsun lan sen? Ne saçmalıyorsun oğlum? Ne saçmalıyor anne bu? Hayırdır oğlum? Hayırdır? Kafayı mı yediniz lan siz? He? Siz evlatlarınıza anlatmadınız mı kim olduğumu? İşinize gelmedi herhalde. Söyleyelim bilsinler ya. Gerçekleri saklamanın bir manası yok. Anlatalım öğrensinler. Neyi öğrenecekmişiz biz? Söyle bakayım söyle söyle. Öz babadan kardeş olduğumuzu. Lan ne saçmalıyorsun oğlum? Ne öz babadan ne kardeşi? Basın gidin elimden bir kaza çıkmasın hadi. Ferit kusura bakma da biz buraya misafirliğe gelmedik. Ben karım Hande'yi yaşayacağımız yere, evimize yani konağımıza getirdim. Anladın mı? Eğer bilmiyorsanız ben anlatmaya devam edeyim. Adnan Sancakzade benim öz be öz babam. Yani seninle ve Sinan abiyle aynı adamın kanını taşıyoruz. Bak oğlum. Tamam siz bunları sindire durun. Ben veraset olayına geçeyim. Bakın burası daha tatlı. Sonunda sevgili babamın aklına gayrimeşru oğlu gelmiş ve ölmeden önce her şeyini bana bırakmış. Buna konağın tapusu dahil. Yani anlayacağınız bu kocaman konağın tamamı artık bizim tapulu malımız. Kardeşinize sarılmayacak mısınız? Kalp Yarısı ATV'de.